Sevgili arkadaşlar, Sivas Kongresi'nden sonra bazı ayrıntı gibi görülen kongreler var. Bu kongrelerden bahsetmek bizim için önemli olacaktır. Çok kongre var ama genel hatlarıyla bilmeniz gereken bilgileri ben anlatacağım. Şimdi genellikle Erzurum, Sivas, Balıkesir, Alaşehir kongreleri bilinir ama belirli yerlerde yapılan kongreler var ki bizim için çok önemli. Onlar hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi Kars, Ardahan, Ordu, Trabzon kongreleri diye geçiyor. Arkadaşlar bir konumuz var. Gördüğünüz gibi doğudaki kongreler bunlar. Evet. 5 Kasım 1918'de yani Mondros'tan hemen sonra Kars'ta Kars İslam Şurası ile bir hükümet kuruldu. Yani yeni bir devlet gibi aslında yeni bir hükümet kuruluyor. Ve bu hükümetin de katkılarıyla bazı kongreler kuruluyor. Kongreler düzenleniyor. Önce 1. Kars Kongresi, sonra 2. Kars Kongresi var. Yine 1919'da Ardahan Kongresi, yine 2. Ardahan Kongresi var sevgili arkadaşlar. Sonra Büyük Kars Kongresi var, Ocak ayında yine. Sonra Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti'ne düzenlemiş olduğu bir kongre var. Yine 2. Trabzon Kongresi var. Ve Oltu Kongresi var. Şimdi genel olarak burada siz şu tarihleri ezberleyemezsiniz zaten. Tarihleri bilemezsiniz. Ama siz ne bilmek zorundasınız? Ya en azından Trabzon'da, Kars'ta, Ardahan'da, Oltu'da kongreler düzenlendiğini ve bu kongrelerin bakın 1918, 1919, 1920 yıllarında yapıldığını bilin. Yani işgal altındaki ülkede işgallere karşı alınan tedbirlerin göstergesidir veya tedbir almak amacıyla bölgeselde. Devam. Ege Bölgesi Kongresi. Ege Bölgesi'nde 1919'da Büyük Reddi İlhak Kongresi var. Reddi İlhak aynı zamanda cemiyetin adıydı. Yararlı cemiyetti orada. Düşman işgaline karşı mücadele ediyordu. Yunan işgaline karşı. Yine Ege Bölgesi'nde 1919'da bakın 1. Balıkesir Kongresi. Yine arkasından 2. Balıkesir Kongresi var ki, gir gel. Biz şunu anlatmıştık size arkadaşlar. 2. Balıkesir Kongresi olarak geçiyor. Batı cephesi falan kurulmuştu değil mi? Yunan işgaline karşı seferberlik oluşturmuştu. Evet. Yine 3. Balıkesir Kongresi var. 4. Balıkesir Kongresi var. 1. Nazilli Kongresi var. Nazilli de Aydın'ın bir ilçesidir günümüzde. Evet. 2. Nazilli Kongresi var. 3. Nazilli Kongresi var. Alaşehir Kongresi var. Bunu da ben size anlattım. Muğla Kongresi varmış arkadaşlar. Muğla Kongresi. Evet. Afyon Kongresi var. Geri gel, geri gel. Geri. Şimdi bakın. Burada tabii ki tarihleri yine unutacaksınız ama en azından yılları unutmayalım. Batı Anadolu Yunanlar tarafından işgal edildikten sonra Batı Anadolu'da Yunan işgaline karşı Balıkesir, Nazilli, Alaşehir Kongreleri var, Muğla Kongresi var. Burada Afyon Kongresi'ne şöyle koyu bir not atarak başladık, bitirelim. Diyelim ki burada Afyon Kongresi'nin önemi ne? Afyon Kongresi'nin önemi şu. Afyon Kongresi ulusal kararları olan bir kongre. Ayrıntının ayrıntısı bir bilgi ama niye notlarımız arasında bulunmasın? Afyon Kongresi ulusal karakterli bir kongre kararları bakımından bir kenarda not edin. Evet. Güneydeki kongrelere bakalım. Yani Adana, Antep, Maraş, Urfa, güney bölgemiz biliyorsunuz. Orada da kongreler yapılmış. 1920'de Pozantı Kongresi yapılmış ve bu Pozantı Kongresi'nin yapıldığı dönemde bakın TBMM var. Şu mantığı kaçırmayın. Ben ileride yapılacak bir kongre hakkında bilgi veriyorum size. Yoksa normalde ben konu olarak giderken daha TBMM falan kurulmadı. Çok ilerideki bir bilgiye atıfta bulunuyoruz şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Ve bu kongreye Mustafa Kemal de katılıyor. Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerden bir tanesi bu Pozantı Kongresi.
Yine daha sonra 1920 yılında da ikinci Pozantı Kongresi adında bir kongre var. Bazı kaynaklarda bunlar Kilikya Kongresi olarak da geçiyor. Kilikya Kongresi, evet. Trakya'daki kongrelerden devam edelim. Yine 1919'da burada Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Edirne Kongresi yapılmış. Birinci Edirne Kongresi. Bu kongrenin yapılma amacı Trakya bölgesinde Yunan işgaline karşı tedbirler almaktır. Doğu Trakya'yı da Yunanlar işgal etmiştir. Yine 2. Edirne Kongresi var yine 1919'da. Yine 1919'da 3. Edirne Kongresi var. Aylar önemli değil arkadaşlar. Yıl önemli. Yani Mondros'tan sonra ülkemizde işgallere karşı kongreler düzenlenmiş gördüğünüz gibi. Devam. 1920 yılında da Lüleburgaz Kongresi var sevgili arkadaşlar. Bu kongrede bizim için bölgesel nitelikli kongreler arasında saymamız gereken kongreler. Evet, şimdi geri. Konumuz ne olacak? Amasya görüşmesi olacak bundan sonraki konumuz ama konu bütünlüğü açısından burada videomuzu bitirelim, dersimizi bitirelim. Bu anlattığım, kısa videomuzda anlattığımız kongreler belki çok önemsenmeyebilir. Ama ayrıntı öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlarım en azından ay gün o hesabı yapmadan yıl olarak ve şehir şehir, bölge bölge nerelerde kongre düzenlendiğini ve birkaç tanesi hakkında verdiğimiz ayrıntı bilgilerine dikkat ederek bu kongreler konusunu noktalayabilirim. Amasya görüşmesi olacak bundan sonraki konumuz. Görüşmek üzere.